BRTV ana haber bülteniyle karşınızdayız sevgili izleyenler. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit sayısının 5 olduğunu, 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Değerli basın mensupları. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin Kahramankazan Yerleşkesi'ne düzenlenen terör saldırısında 5 kişinin şehit olduğunu, 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi'nde terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya şunları kaydetti. Arkadaşlar, maalesef şehit sayımız 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22, az önce de ifade ettim, 7 yaralımız burada yatıyor. Bir hastamız taburcu oldu, ikisi de taburcu olmak üzere. Dolayısıyla 19 yaralımız tedavi süreçleri hastanelerde devam ediyor. 6 hastanede 19 yaralımız tedavileri devam ediyor. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Buna göre saldırıda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, makine mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Şehitlerden Zahide Güçlü'nün eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan taksi durağına bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp aracın ön ve arka koltukları arasındaki boşluğa sakladığı belirtildi. Personel ve çatışmanın halen devam ettiği yani çatışma. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terör eylemi yapanlar, teröristler ve bunların arkasında bunları bir araç olarak kullananlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu da bozamayacaklar. Savunma sanayindeki güçlü yürüyüşümüze de hiçbir şekilde engel olamayacaklar. Kahraman savunma sanayi çalışanlarımızın moralini de hiçbir zaman bozamayacaklar. Tam aksine bu menfur hadiseler bizim savunma sanayindeki azmimizi de ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği konusundaki hassasiyetimizi de daha da arttıracaktır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve onun destekçilerini lanetledi. İlk andan itibaren güvenlik birimlerimizin, istihbarat birimlerimizin görüşmeleri ve buradan elde etmiş olduğu daha önceki bu tür eylemlerle kıyaslandığı zaman PKK terör örgütü olduğuyla ilgili kuvvetli kanaat bizde hasıl. Ama dediğim gibi netleşmesi, kimlik tespitleri bittikten sonra bunu da sizlerle beraber kamuoyuna, aziz milletimize açıklayacağız. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Türkiye'nin bugün yaşanan acıyı bir daha yaşamaması temennisinde bulundu. Ülkemizde yaşanan terörü ve dünyadaki bütün terörü lanetliyorum. Ülkemiz hem huzur hem terör konusundaki bugün yaşadığı acıyı bir daha yaşamasın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, menfur saldırıyı gerçekleştiren terör örgütlerini lanetledi. Öncelikle bu menfur saldırıları gerçekleştirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklarını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Aile Bakanlığı olarak ilk andan itibaren psikososyal destek ekiplerimiz hem şehit yakınlarımıza hem de yaralılarımıza, ayrıca bu patlamadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza destek olmak için sahadalar. Bizler her türlü bir kez daha bütün vatandaşlarımıza, milletimizin başı sağ olsun, bütün vatandaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun. Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bir.
Saha Expo Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki TUSAŞ Stadı'nda alma töreni düzenlendi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından TUSAŞ'ın tesislerine alçakça ve şerefsizce bir saldırı gerçekleştirildiğini söyledi. Elbette böylesine kritik bir tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Bir maşa olan terör örgütlerinin ve onları güden karanlık güçlerin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Ancak unutulmasın ki Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. Savunma sanayinde Türkiye yüzyıl hedeflerimize daha emin, daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. TUSAŞ'ımızın ve birbirinden seçkin personelinin de bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elde edeceği başarılarla göğsümüzü kabartacağına ve asil milletimizin gururu olmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Sizlerin ve savunma sanayimizin tüm seçkin mensuplarının her zaman yanında olacağız. Unutmayınız ki sizlerin azmi, çalışkanlığı ve yüksek gayreti terörle mücadelede en önemli güvencelerimizden birisidir. Asil milletimiz de emin olsun ki ülkemize ve halkımıza güvenlik ve huzuruna kasteden şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist de bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Nitekim dün gece kahraman silahlı kuvvetlerimiz Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük başarıyla hava harekatlarını icra etmiştir. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerinin tüm tesis ve faaliyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Operasyonlarımız kararlı ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir. PKK, PYD, YPG başta olmak üzere hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kıymetli ailelerinin ve asil milletimizin başı sağ olsun. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS zirvesinde konuştu. Erdoğan, TUSAŞ'taki terör saldırısına değinerek, bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir ifadelerini kullandı. Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir. Kıymetli dostlar, ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişikliğine, her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. Zirve için belirlenen adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi temasını bu nedenle fevkalade isabetli buluyoruz. Şu noktayı incelikle vurgulamak isterim. Sosyoekonomik kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği günümüz şartlarında İkinci Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor. Türkiye olarak böylesi bir ortamda daha adil bir dünya mümkündür şiarıyla hareket ediyoruz. Çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve hepimizi ilgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya ehemmiyet veriyoruz. BRICS'in küresel ticaretin gelişimine, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek
daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz. Türkiye, Avrupa Konseyi'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na kadar pek çok uluslararası kuruluş ile gelişen 8 ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel kuruluşların kurucu üyesidir. G20'nin ve MİKTA'nın da aktif bir üyesiyiz. Afrika Birliği ve ASEAN'la ortaklıklarımızın yanı sıra Latin Amerika ve Karayip Devletleri topluluğuyla işbirliği mekanizmalarımız her geçen gün daha da gelişmektedir. Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle de diyalogumuzu ilerletmekte kararlıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesinde açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, kim hangi planlamayı yaparsa yapsın, Türkiye asla tam bağımsızlık hedefinden geri dönmeyecektir, dedi. Şunu ifade etmek isterim ki bu saldırı tesadüfi değildir. Hem zamanlaması itibariyle, hem seçilen mekan itibariyle iyi çalışılmış, iyi hazırlanmış bir terör saldırısı. Terörü gerçekleştiren de sadece iki tane teröristten ibaret değildir. Bu terör saldırısının arkasındaki aklı, bunun arkasındaki planlamayı, bunların gerçek niyetlerinin neler olduğunu biliyoruz ve buna karşı da her alanda birlik beraberlik içerisinde hazırlıklarımızı eksiksiz sürdürmek mecburiyetindeyiz. Dün hastanede yaralı kardeşlerimizi ziyaret ettiğimizde de görmüştük. Bugün de burada gördük ki o yaralılardan bu sabah taburcu edilen kardeşlerimiz burada tekrar vazifelerinin başına döndüler. Burada vazifelerine kaldıkları yerden devam ettiler. Bu saldırı TUSAŞ çalışanları başta olmak üzere Türk Milli Savunma Sanayi'nde çalışan bütün kardeşlerimizin milli duygularını çok daha güçlendirmiştir. Çalışma azimlerini çok daha ileri seviyeye taşımıştır. İnşallah bu azim ve kararlılık içerisinde Türk Milli Savunma Sanayi dünyada önder kuruluşlar, önder sektör olmaya devam edecektir. Bu alandaki başarılarımız sürecektir. Bundan birileri rahatsız olabilir. Türkiye'nin savunma sanayinde yapmış olduğu yatırımlar, bu savunma sanayinde gerçekleştirilen atılımlar sadece bir sanayi kuruluşunun ya da kuruluşlarının gerçekleşmesini, güçlenmesini sağlamanın çok ötesinde bir amaca matuftur. Türkiye'nin milli savunma sanayindeki güçlü olması, Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda atılan en önemli, en stratejik adımlardan birisidir. Kim hangi planlamayı yaparsa yapsın, Türkiye asla tam bağımsızlık hedefinden geri dönmeyecektir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin, "Biz korkarsak, sinersek, bundan dolayı tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur," dedi. Bugün Türkiye'nin bir terör saldırısıyla Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet tayin edilmeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı, insanların korkutulmaya çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da öyle davranmak gerekiyor. Terör amacına ulaşmaya çalıştığında da vatandaşı korkutarak, siyasete yön vererek ve toplumu sindirmeye çalışıyorlar. Buna teslim olmayacağız ve teslim olunmaması gerekiyor. Eğer biz korkarsak, biz sinersek, biz bundan dolayı tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur. Ben biraz önce taksi şoförümüzün ailesiyle kucaklaştık ve onu ebedi istirahatgahına yolladık. Birazdan diğer cenazelere katılacağız. Ailelerin metanetinin hepimize örnek olması gerekiyor. Burada ayrılmadan önce söyleyeceğim son söz de şudur. Tüm yaralılar doktorlara ve sağlık personeline üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorlar. Biz de kendilerine ve onların şahsında maalesef geçen hafta yaşanan bir talihsiz olay, sağlık emekçilerine duyulan güveni sarsacak paylaşımlara doğru yöneliyordu.
Hiç unutmayalım ki pandemide de hep birlikte yaşadık. Böyle durumlarda da hep birlikte görüyoruz. Türkiye'nin çok iyi yetişmiş, mesleğini çok iyi yapan, etik ve ahlaki değerleri çok yüksek bir sağlık ordusu var. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz ve kendilerine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 yıldır Bulak'ta yapılması planlanan barajla ilgili DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim ve ilgili şube müdürleri tarafından Bulak Köyü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan Bulak Köyü Muhtarı Mehmet Günbir başta olmak üzere yaklaşık 100 kişilik grup barajın yapılmasına karşı olduklarını ifade etti. Bizim planlamamız nihayete ermeye başladı. Köylülerimizi, hemşehrilerimizi biz bir bilgilendirelim. Biz bunu niye yaptık? Niçin yapıyoruz? İşte bizim arazilerimiz var, işte bizim kamulaştırılıyor gibi bir takım söylemler verdi. Biz, şurası Bulak Mencilis Mağarası. Bulak Mencilis Mağarası'nın mansap kısmının 32 metre yüksekliğinde, şu bölümü, gövde aksının olduğu yeri, 32 metre yüksekliğinde yaklaşık 400 bin metreküplük depolama hacmine sahip bir gölet planlıyor. Bu göleti planlamaktaki amacımız ise küresel iklim değişikliğiyle birlikte artık su kaynaklarımız, tatlı su kaynaklarımız kurumaya başladı. Yani bunu köylülerimiz de, Bulak köyümüzde de, Karabük'te, Safranbolu'da veya işte ne bileyim Eski Pazar'da veya Yenice'de bunu hemen hemen tüm hemşehrilerimiz hissetmiştir veya kendileri hissetmiyorsa bile komşuları, akrabaları hissetmeye başlamıştır. Biz de bunun üzerine planlamamızı, çalışmalarımızı yaptık. Şu lokasyonda 12 tane parsel, doğru mu arkadaşlar? 12 tane parsel göl alanı içerisinde kalıyor. Onun haricinde göl alanı içerisinde kalan bir parselimiz yok. Çoğunlukla orman arazisi ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler. Mevcut meclisten gelen kaynak ve 12 tane parsel dönüyor. Bir tanesiyle ilgili o zaten paylaşımın olduğu alanla Safranbolu ve Bulak arasındaki paylaşımla konu olan su içme suyu. Ama sizin verdiğiniz cevapta da zaten burada içme suyu amacı yok. Yani zaten açık alanda bir depolanacak. Burada bakteridir, üreme vesaire deniyor. Onu şebekeye verme şansı zaten yok. Sizin kendi cevabınız da bu. Bu proje değil mi? Bu 390 bine ben demiyor da bu üstteki rakam 3 milyon 720 bin yazıyor. Mümkün değil. Bu proje ben çizmedim kardeşim. Bu proje sizin projeniz. Muhtarım şöyle. Çizim bizim projemize yakın bir proje. Ama bununla ilgili biz Çevre Şehirciliği'ye de dosyaları gönderdik. Yani bizden netket dosyalarını istediler. Halihazır harita alıyorlar. Onlar da kontrolünü yaptılar. Açık olur. Açık, şimdi gayet açık. Ben bu kadar milleti... Gayet açız. Vatandaş getirdi. Bu proje, bu sizin getirdiğiniz proje. Gayet açız. 390 bin diyorsunuz. Bu proje de sizden geldi. O bizden geldi. 3 milyon 720 bin. O bizden proje. Ya bunu benim çıkacak halim yok yani. Şimdi ben bir şey soracağım saniye. Siz diyorsunuz yani yazın bu suyun debisi düşüyor, köye ancak yetiyor. İşte kışında olanı depolu. Zaten yazın köye az akan bir su, kışın depoladığınız zaman nereye ne kadar yetebilir? Yani bunun araştırmasını yapmadınız. Geçen sene belediye başkanı, Safranbolu belediye başkanı 6. madde olarak Bulak göleti dedi. Ben de gördüm. Daha hiçbir şey yoktu orada. Evet, şu anda da yok. Ama yoksa daha sondaj yapamadık. Yapmayın o zaman. Bazı kişilerin ismi geçiyor bu olayda. Onların şey doğruluğu ne derecede? Şimdi bu suyu Bulak Köyü 20 senedir içiyor. 20 senedir 120 kere müracaat edildi. Valilik bize bir 4 bin liralık arıtmayı yapamadı devlet. 4 milyon 200 ve biz bu suyu içmeye mecbur olduk. Peki bu 4 milyonluk arıtmayı yapamayan devlet şimdi 400 milyarlık baraj mı yapacak? Evet. Şimdi biz bunu istemiyoruz. Evet, ama Dalyan Köprü'nün altına yapacağımız 15 metreyi geçmeyen bu tersi bir göletin yapılması yönünde
biz köylü olarak üzerinde düşen görevi yapmaya hazırız. Burası Safranbolu kadar eski bir köy. Tamam, aynen. Şimdi siz bu çalışmaları yapıyorsunuz. Bu köylüyü hiçe sayaraktan, yok sayaraktan. Siz bu gelip de köylüyle bir mütalaa edip burada bir istişare etmeden burada proje çalışması, ihale yapıyorsunuz. Burada 40 sene süren, sizde de var evrakları, bir mahkeme var. Peki siz şimdi bu mahkemeyi yoka sayamazsınız. Bu barajlar size bu barajı yaptırmayacaklar. İstemiyorum. Bu baraj konusu yaklaşık 20 ay önce bilgimiz olmuştu. Biz birkaç kez kendisini ziyarete gittik. İlk gittiğimizde böyle bir şeyin olmadığını, böyle bir çalışmanın olmadığını söyledi. Daha sonra işler yavaş yavaş aydınlanmaya başladı ama bu konu çıktı. Bu baraj konusu veya gölet ismi ne olursa olsun Bulak köyü için faydalı bir şey değil. Bizim köyümüzün zararına. Çünkü bunun yapacakları yerin altında bizim su havzamız var. Bizim köyümüze 3 tane boru hattı gelmekte. Su boru hattı. Kapalı. Bir tane de açık gelmekte. Bu 3 tane boru hattımız bu baraj yapılacak veya gölet yapılacak kısmı su altında kalıyor. Bu sırada bu içtiğimiz suyu da kaybetmiş olacağız. Yani %66'sı çıkma su. Bir tanesi mağara içerisinden geliyor. Bunlar siz köylülerimiz olarak razı olmadığınızı belirttiniz. Kesinlikle razı değiliz dediniz ve razı değiliz. Bu konuda gerekli hukuki mücadelemizi avukatlarımız yardımcı olmaktalar. Bu şekilde davamızı onlar yapmak için devam edecekler büyük ihtimalle. Biz de yaptırmamak için devam edeceğiz. Bartın'da fabrika bahçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti. Gölbucağı mahallesinde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında çalışan Erkan Öğün'ün üzerine fabrika bahçesinde motorlu testereyle kestiği ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vilayetler Birliği Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, Bilim ve Teknoloji ile Doğada Yürüyorum, Çevre ve İklim Değişikliğinin Farkına Varıyorum projesi kapsamında 24 ortaokul öğrencisi Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek eğitim aldı. Hocam size iletim. Öğrenciler Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulları laboratuvarlarına giderek onlar için hazırlanan projeleri eğitmenlerle birlikte hazırladı. Eğitim öğrencilere çevre ve iklim değişikliği farkındalığı kazandırmayı hedeflerken teknolojinin bu süreçlerdeki rolüne dikkat çekti. Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere doğa ile teknoloji arasındaki ilişki çeşitli atölye çalışmaları ve sunumlarla anlatıldı. Eğitim sırasında Karabük Üniversitesi akademisyenleri öğrencilere çevre bilinci aşılamanın yanı sıra bilişim teknolojilerinin çevre yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl kullanılabileceğine dair bilgiler sundu. Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Emrullah Demiral şunları kaydetti. Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu olarak kendilerini burada misafir etmekten büyük onur duyduk. Bilim ve teknoloji ile birlikte Doğada Yürüyorum projesi kapsamında çevre ve iklim değişikliğine duyarlılıkla ilgili etkinlikler gerçekleştireceğiz okulumuz olarak. Bugün burada etkinliklerimiz kapsamında güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünü gösteren küçük bir prototip yapacağız. Daha sonra rüzgar enerjisinden yine elektrik enerjisi üretimiyle ilgili bir prototip yapacağız. Bir maketimiz var, onları yapacaklar. Yine suyun önemini ön plana çıkaracak şekilde, farkındalık oluşturacak şekilde Arduino ile yapacağımız devreler var. Bunları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Vilayetler Birliği Ortaokul Müdürü Taner Tünay da şu açıklamalarda bulundu. TÜBİTAK 4004 projesi çerçevesinde bugün etkinliklerimizi Karabük Üniversitesi'mizde gerçekleştireceğiz.
Projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenen çevre ve iklim değişikliği tematik alanında yürütülen bir proje. Bu proje kapsamında öğrencilerimizin güneş enerji sistemleri, rüzgar enerji sistemleri yani yenilenebilir enerji kapsamında farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanında da suyun verimli kullanılması noktasında nem ölçer kodlama etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Projemiz kapsamında üniversitemizle birlikte çalışmanın memnuniyetini duyuyoruz. Safranbolu'muzdan, ortaokullarımızdan 24 öğrenci katılıyor 7. sınıf seviyesinde. Teşekkür ediyoruz üniversitemizin destekleri için. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Gündüz ve Karabük Üniversitesi doktor öğrencisi Tugay Doğan'ın yaşlandırılan nikel esaslı süper alaşımın deformasyon kabiliyetinin araştırılması başlıklı projesi TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Modülü programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Şimdi bu İnconel 718 alaşımı içerisinde nikel, krom, titanyum, alüminyum, niyobiyum, vanadyum gibi, molibden gibi alaşım elementleri içeren ve bu alaşım elementlerinin oluşturmuş olduğu çökeltilerle mukavemetlendirilen ve bu mukavemetini yüksek sıcaklıklarda koruyabilen, özellikle 700 santigrat derecesine kadar koruyabilen özellikli bir malzeme. Bu özelliklerinden dolayı da havacılık, uçak ve uzay endüstrisinde örneğin uçak motorlarında, roket motorlarında çok geniş bir kullanım alanı bulan özellikli bir malzeme. Biz de bu proje kapsamında bu malzemeyi yaşlandırma ısıl işlemleri uygulayarak içerisindeki metalurjik yapıyı değiştirmeyi ve bu metalurjik yapıya bağlı olarak da mekanik özellikler nasıl etkilendiğini, özellikle yüksek sıcaklık dayanımının nasıl etkilendiğini araştırmaya çalışacağız. Bu amaçla elde ettiğimiz İnconel 718 alaşımını önce solüsyonu alma ısıl işlemi uyguladıktan sonra suda soğutacağız. Ardından sabit sıcaklıkta fakat farklı zaman aralıklarında yaşlandırma işlemi uygulayacağız. Bu işlemler neticesinde ana malzeme solüsyona alınan, yaşlanan ve aşırı yaşlanan numuneler elde edip bu numunelere soğuk, ılık ve sıcak deformasyon uygulayıp içerisindeki çökeltilerin boyut ve dağılımlarını değiştirerek mekanik özelliklerin özellikle yüksek sıcaklık dayanımının ne derece etkilendiğini, değiştiğini araştırma fırsatımız olacak. Aynı bu yaşlandırma işlemini 1100 santigrat derecede sıcak deforme edilen ve ardından soğutulan numunelere de uygulamayı planlıyoruz. Yani proje sonunda hem termomekanik işlem uygulanmış, uygulanmamış, işte yaşlandırılmış ve yaşlandırılmamış numunelerin sonuçlarını alıp bunları birbiriyle kıyaslayarak optimum sıcak dayanımı yükseltme adına optimum parametrelerin ne olduğunu tespit etmeye çalışacağız. Bu proje bir doktora çalışması kapsamında gerçekleştirilecek olan bir proje. Proje sonunda elde ettiğimiz verilerle ulusal ve uluslararası alanlarda yayınlar yaparak hem üniversitemizi hem fakültemizi iyi bir şekilde temsil etmeyi planlıyoruz. Karabük'te bir gönüllülük hikayesi belgeseli izleyicisiyle buluştu. Karabük Sosyolojik Araştırmalar Derneği tarafından hazırlanan İçişleri Bakanlığı Proje Destek Sistemi kapsamında desteklenen belgeselin gösterimi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Karabük Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan, gösterim öncesi yaptığı konuşmada İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün her yıl derneklere hibe desteğinde bulunduğunu belirtti. Nüfusun oranla dernek sayısında Türkiye birincisiyiz. Biz niceliksel üstünlüğü nitelikle doldurmaya arzu ediyoruz ve bu alanda çalışmamızı sürdürüyoruz. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Adem Sağır da bugüne kadar sosyolojik olarak birçok sahaya girdiklerini belirterek şunları kaydetti. Bugüne kadar sosyolojik olarak birçok sahaya girdik ama sivil toplum en zor sahalardan birisi. Biz de hakikaten bu çalışmayı hazırlarken zorlandık. Konuşmaların ardından belgesel gösterimi yapıldı. Alanından çıkıp böyle faaliyetlerde bulunmamızın ilk sebebi
Allah'ın bize vermiş olduğu bir sevgi duygusu. İnsanlara hizmet etmeyi çok seviyorum. O insanlara... Derneğe üye olmaktan ziyade aslında yaptığınız şeyler de sizin hayatınızda bunu şekillendiriyor. Esas amacımız desteğe ihtiyacı olan... Daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine plaket verildi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir bebeğin oyuncak sile sıkışan parmağı itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Bak bana Emir. Alınan bilgiye göre 17 aylık Emir Talha Ç'nin sağ elinin işaret parmağı evde oyuncak sile sıkıştı. Hiçbir tamam, şey yok. Tamam, bak tamam, bana tamam. Emir. Bebeğin parmağının şişmesi ve girdiği yerden çıkmaması üzerine ailesi Emir Talha Ç'yi Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada bebeğin parmağını sıkıştığı zilden çıkaramayan sağlık görevlileri itfaiyeden yardım istedi. Hastaneye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri zili keserek bebeğin parmağını sıkıştığı yerden çıkardı. Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dur, sabit tut, sabit tut, sabit. Doğaya atılarak yağmur, rüzgar ve akarsular yoluyla Karadeniz'e ulaşan plastik çöpler oluşturduğu görüntü kirliliğinin yanı sıra deniz yaşamını da tehdit ediyor. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Levent Bat yaptığı açıklamada Karadeniz'e ulaşan çöplerin sadece deniz canlıları için değil insanlar için de tehlike oluşturduğunu söyledi. Bu yaz aylarındaki olan gelen turizm atıklarının yeni yeni toprağın altına gömdükleri ya da attıkları yerler yeni yeni ortaya çıkmakta. Bunlar da rüzgarın etkisiyle yine sahillerde yer değiştirmekte. Gördüğümüzün hepsi de maalesef kötü çöpler ki bu çöpler de yüzyıllardır kalabilen ve hemen bozulmayan ve insanların kanında, midelerinde dahi olabilen plastiklere ait oluyor maalesef. Bunların hepsi de korkunç derecede zarar verebiliyor. Sadece deniz organizmalarına değil, insanlara da, bizlere de zarar veriyor. Görüntü kirliliğinin dışında sağlığımıza da zarar veren kirleticiler bunlar. İnsanlar çöpleri attığı zaman bana dokunmaz deme şeyinde umursamazlığından vazgeçmek zorunda. Neden? Şundan dolayı. Oraya atılan çöpler, özellikle plastikler, tamamen yok olmuyor. Mümkün değil. Bunlar ne yapıyor? Küçük parçalara ayrılıyor. Küçük parçalara ayrıldığı zaman su kuşları ya da balıklar ya da diğer canlılar bunlar da etkilenebiliyor. Balıklar içine girdiği zaman boğularak ölebiliyor. Ya da kuşlar dolanıyor bu atıklardan, plastik atıklardan. Bunların hepsi direkt olarak, fiziki olarak zaten zarar veriyor. Bunların dışında küçüldüğü zaman da besinlerini alabiliyorlar. Bu küçük parçacıklar, renkli renkli poşetler vesaireler, balıklar bunları zooplankton ya da kendinin besini sanıyor. Bunları alıyor tüketim için. Ama aldıktan sonra organlarında birikimler söz konusu olabiliyor ve organelleri artık işlemez hale geliyor. Yani dokular bozuluyor. Dokuların bozulmasıyla organlar organ sistemleri yani canlının ölümüne dahi yol açabiliyor. Karadeniz zaten her zaman için tehlikeyle karşı karşıya kalmıştır. Kapalı bir deniz olmasından, sirkülasyonunun düşük olmasından kaynaklı olarak bu çöplerin tabii ki ileride de problem yaşayacaktır. Çünkü bu çöpler denize atıldığı takdirde eninde sonunda dibe çökecekler. Dipteki yaşayan tüm organizmalar bundan etkilenecektir. Yani sadece balıklar, dip balıkları değil, orada yaşayan, bunları besleyen organizmaların da azalmaya başlamasına neden olacaktır. Ve bu devam ettiği sürece ya da önlem alınmadığı sürece bu durum daha da bir vahim olarak karşımıza çıkabilecektir. İlkokullarda varıncaya kadar hatta anaokullarında bile çevre bilincini çocuklara anlatmak gerekiyor. Ki bu durumlarda tıpkı evlerinde nasıl kirlilik yapmıyorsa ya da kirletmiyorsa dışarının da o şekilde olduğunu söylemek gerekir. Bir de bunun işbirliği yapılması lazım diğer ülkelerle birlikte. Neden? Çünkü sadece kendi kendimize aldığımız önlemler yetmeyebilir. Çevre kirliliği ya da oluşacak her türlü kirlilik sadece bizlerin değil, diğer ülkelerin de sorunları haline geliyor.
Samsun'da 3 gündür olumsuz hava şartları nedeniyle boş kalan balıkçı tezgahları bugün balık çeşitleriyle şenlendi. Vatandaşlar günlerdir hasret kaldıkları balık tezgahları önünde yoğunluk oluşturdu. Abi taze palamut yemek istiyorsan böyle boyu büyük olacak, canlı olacak, kulağında kırmızı olacak, kırmızı. Hava sıcaklıklarının 15 derece kadar düştüğü Samsun'da denizde yaşanan fırtına dolayısıyla gırgırlar mavi sulara açılmakta zorlandı. Az sayıda teknenin ava çıkması nedeniyle 3 gündür boş kalan balık tezgahları bugün yeniden şenlendi. Balığın bollaşması fiyatların yarı yarıya düşmesine neden olurken vatandaşlar da balıklara yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların günlerdir balığın yolunu gözlediğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse şunları kaydetti. Havalar 3 günden beri bozuktu. Gırgırların çoğu kenarda yatıyordu. Az sayıda kayık denize çıkıyordu. Balık da az geliyordu. Bu da fiyata yansıyordu. Mezgidi 150 liraya 200 liraya satıyorduk. Bugün fiyatı 100 liraya düştü. İstardı 200 liraya satıyorduk. 150 liraya düştü. Barbunya'yı 200'e satıyorduk. 100 liraya düştü. Palamutlar 150 civarıydı. Bugün 140 lira. Palamut hem taze hem de gramajı büyük. Bir tanesi 1,5 kilo geliyor. Somon var 150 lira kilosu. Levrek çupra var 300 lira fiyatları. Kendi kayımızda kulak deri kırmızı. Abi kaç günden beri tezgahta balık yok. Vatandaş balık yiyemiyordu kaç günden beri. Bugün de bol olduğu için vatandaş saldırıyor. Mezginin kilosu 100 lira. Herkes balık yiyor bugün. Balık almak için sırada bekleyen vatandaşlar ise önceki güne göre fiyatı yarı yarıya düşen balıkların yaşanan bolluğa göre daha da ucuz olması gerektiğini ifade etti. 950. Bence pahalı. Kaç lira olmaz sizce? Novra'da 80-90 var alınması lazım. Konuk değil. Kaç lira diyorlar? Şu anı belli. 120, 140. Oralarda. Yani normal ama biraz pahalı. Mesela ben sabarı lan olta balıklı yapıyorum. 100 liraya veriyorum istavriti. Adam 150 liraya istavriti veriyor. 100 liraya ben. O adam bir adam değil ki o pahalı veriyorsun. 150 lira adet durmuş. Ben olta anlatıyorum tek tek. Balık 1,5 kilo bak. Ay yavrum benim be. Adam çok büyük. Sevgili izleyenler, şimdi sırada Gün Medya Grup Onursal Başkanı Cengiz Aygün'ün bir portre köşesinden Devlet Refleksi Bahçeli'nin açıklamaları ve kapıya dayanan yakın tehlike başlıklı makalesini sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. Gün Medya sunar. Devlet Refleksi Bahçeli'nin açıklamaları ve kapıya dayanan yakın tehlike. Bazı tarihi anlar vardır ki ülkelerin, milletlerin geleceğiyle doğrudan ilintilidir. Kişisel çıkarların, iktidar kavgalarının, iç siyasi çekişmelerin çok üstünde ve ötesinde tutulması gereken anlar. Arkadaşlar, Türkiye ve bölgesel coğrafyamız açısından tam da böylesi bir süreçten geçiyoruz. Kurulmaya başlanan ve hızla ilerleyen yeni dünya düzeni sürecinin tam da göbeğinde yer alan bir ülkeyiz. Genellikle siyasiler tarafından klasik ve klişe bir tabir olarak çok kullanılsa da şimdi maalesef ve ne yazık ki etrafımız gerçekten bir ateş çemberine dönüşmüş vaziyette. Herkesin, her kesimin ve her siyasetin ciddiye alması ve ana gündem yapması gereken siyaset üstü, partiler üstü ve devlet meselesi görmek zorunda olduğu gün be gün sınırlarımıza dayanan derin bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bugünlere gelmeden, 4-5 yıl önceden beri hazırlıklı olmalıyız. Hazırlıksız olan ülkeler çok büyük risk altında kalacaktır mealinde çok yazı yazdım. Açıkçası ikazlarım pek de dikkate alınmadı ve maalesef tehlike kapımıza geldi ve dayandı. Şimdi görüyorum ki devlet mekanizması, devlet aklı ve refleksi harekete geçti. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan süreçten bahsediyorum. Arkadaşlar, bu sürece dair pek çok rezerv, eksiklik, sakınca veya siyasi mülahaza dile getirilebilir. İktidarın siyasal kan kaybından tutun da muhalefetin güçlenmesine. Cumhur İttifakı'nın kötü yönetiminden tutun da Bahçeli'nin dile getirdiği argüman çerçevesinde sergilenen çelişkilere kadar pek çok şey söylenebilir. Ama her şeyden önce soğukkanlı olmalı, sağduyulu düşünmeli ve başlayan süreci öyle değerlendirmeliyiz. Yahu, binlerce insanımızın kanı elinde olan terörist başıyla ilgili söylediği sözler yenilir yutulur cinsten değil ki, kalkmış ne anlatıyorsun bize diyebilirsiniz. Haklısınız da.
Ama karşı karşıya kalınan ve çok daha büyük hasara sebebiyet verecek ve hatta sahip olunan devlet varlığına doğrudan risk teşkil edecek öyle bir yakın tehlikeyle karşı karşıyayız ki. Çok üzgünüm ama tek çare yutkunmak ve ona göre hazırlanmaktır. Sürecin samimiyetine dair şüphe duyanları da saygıyla karşılamakla birlikte, Cumhur İttifakı bileşenlerinin başlattığı bu sürecin bu defa gerçekten siyasi mülahaza ve iktidar konsolidasyonu şeklinde olmayıp, devlet mekanizması tarafından başlatılan bir hazırlık ve tedbir gereği olduğu kanaatindeyim. Her ne kadar birbirinden ayrı ve farklı gibi gözükse de CHP'nin de benzer bir algı, anlayış ve inanışta olduğu aşikar. Özgür Özel'in 4-5 günlük Doğu Güneydoğu ziyaretine ve zamanlamasına bakınca bunun donelerini görebiliriz. Bahçeli'nin Öcalan konuşsun ve umut hakkı sağlansın gibi açıklamalarını bir mecaz, bir metafor bağlamında düşünüyor, gelmekte olan harici yakın tehlikenin bertaraf edilmesi için içerideki birlik beraberlik tesisinin ehemmiyetine en uç vurgulama ihtiyacı noktasından değerlendiriyorum. Evet, haklısınız. Benim de eleştirilerim var. Böylesi bir adım bir anda ve pat diye atılmamalıydı. Ülkemiz insanının 40 yıldır canını yakan, kanını döken, emeğini sömüren biriyle ilgili beyanlarda bulunurken öncelikle bunun altyapısı hazırlanmalı. Gerekçeleri anlatılmalı, psikolojik zemin oluşturulmalı ve ikna edici deliller ortaya konulmalıydı. Siyasi parti liderleriyle konuşulmalı ve anlatılmalıydı. Maalesef bunlar yapılmadı. Çünkü harici tehlikeye karşı vaktinde hazırlanılmadığı için uzak tehlike yakınlaştı ve hazırlıksız yakalanıldı. Kimse alınmasın, darılmasın ve şunu iyi bilelim ki ama bu iktidarın kusuru, ne halleri varsa görsünler demek gibi bir lüksümüz yok. Gelen tehlike sadece iktidara yönelik değil, gelen tehlike devletimize, milletimize ve ülkemize yöneliktir. Bahçeli ve Erdoğan'ın iç cepheyi kuvvetlendirmeliyiz şeklinde dile getirdiği birlik ve beraberlik tesisini sağlayamazsak, Allah korusun gerçekten işimiz çok zorlaşır. Nasıl mı? Gelen tehlikenin elindeki en büyük koz Kürt kartıdır. Kuzey Irak bölgesel yönetimi, Sünni bölge ve Şii bölgesi şeklinde Irak'ta oluşan üçlü yapıyı düşünün. Suriye'de Esad, Alevi bölgesi, İdlib bölgesi, Fırat'ın doğusu, Rojava bölgesi diye oluşturulan parçalanmışlığını düşünün. Lübnan'ın halini, İran'da oluşturulması muhtemel Kürt bölgesi planını düşünün. Bu arada biri kalkıp da neden böyle diyorsun, yani Kürtler kullanılmaya müsait bir kavim mi demek istiyorsun filan gibi bir düşünce ileri sürmeye veya kelam etmeye kalkmasın. Öyle bir kastımın olmadığını beni bilenler çok iyi bilir ama aynı zamanda bölgesel dizaynların, Kürtleri ve onların mağduriyetlerini manipüle etme amaçlarını da kimse inkar edemez. Bu durum realist ve objektif bakabilen herkesin aşikarıdır. Şimdi, Türk, Kürt, Alevi, Sünni demeksizin herkese soruyorum. Parçalanan veya istikrarsızlaştırılan bölge ülkelerdeki hangi etnik, mezhebi veya dini kesim hallerinden memnun, huzurlu ve mutlu? Hangisi bağımsız, hür ve özgür bir devlete sahip? Değil arkadaşlar, değil. Çünkü Kürtler veya diğer gruplar istediği için bu ülkeler böyle olmadı. Birileri istediği için, birilerinin menfaati bunu gerektirdiği için, birilerinin planlaması böyle olduğu için bu hale gelindi. Hal ve ahval böyleyken, tehlike artık iyice yakın hale gelmişken, bölgenin en önemli unsuru ve etken ülkesi olan Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun hazırlık yapması, önlem alması ve dahili ihtilafları giderip maksimum ittifakı tesis etmesinden başka çaresi yoktur. Sonuç: İç ittifak ve tahkimat sürecine dair el yakıcı, en hararetli açıklamaların Bahçeli'den gelmiş olmasını bir handikap olarak görmüyor, bilakis hem durumun vehametine ve hem de yapılması gerekenlerin aciliyetine dikkat çekme açısından çok önemli buluyorum. Arkadaşlar, lütfen ve lütfen, ama o bunu demişti, filanca şu sözleri etmişti, falanca demi şeytanlaştırmıştı, feşmekanca CHP'ye terör partisiyle iş tutuyorsunuz gibi laflar atmıştı gibi kısır siyasi polemikleri bir kenara bırakıp, geleceğe ve sahip olduğumuz devletin varlığının daimiyetine odaklanmalıyız. İnanın, ülke olarak bir bombanın üzerinde oturuyoruz desem abartmış olmam. Biliyorum ve inanıyorum ki Türkiye'nin Kürtleri bölücü değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne diğer tüm vatandaşlar gibi sadık ve eşit mesafededir.
Yıllardır eksikliğini dile getirdikleri bazı kültürel haklarıyla alakalı sorunlara rağmen ne Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi gibi ne de Suriye'de Fırat'ın doğusu gibi fiili bir durum talep etmektedirler. Haklı olarak devletsel samimiyet ve eşit yurttaşlık hakkı istediler ve istiyorlar. Bu konuda buruk ve kırgın olmalarına rağmen çok eminim ki onlar da yaklaşan yakın tehlikenin, bölgesel bölücülük yapan ve gücü elinde tutup şimdilerde İsrail üzerinden bölgesel istikrarsızlık çabası içinde olanların Kürt kartını kullanmaya çalıştıklarını, son tahlilde istikrarı ve devlet otoritesi kaybolan coğrafya ve ülkelerde en fazla Kürtlerin mağduriyet yaşadığının çok farkındalar. Sayın Bahçeli'nin çıkışını ve Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlikeyi bir de bu gözle değerlendirmeniz devletimiz ve ülkemiz hayatiyeti bağlamında çok kıymetli, değerli ve önemli olacaktır. Ve bu sayede keşke demek zorunda kalmayacak, son pişmanlık fayda etmez noktasına gelmemiş olacağız. Not: yazıyı bitirdiğim anda Ankara'da TUSAŞ'a saldırı haberi geldi. Şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Şehit olan evlatlarımıza Rabbimizden rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifa diliyorum. Dün Bahçeli bir açıklama yapıyor, bugün böyle bir saldırı oluyor. Tesadüf mü? Tabii ki değil. Bu ülke ne zaman kronik sorunlarının çözümünde bir adım atmaya kalksa hemen bir saldırı geliyor. Maalesef bu ne ilktir ne de son olacaktır. Türkiye bu filmi çok izledi. Ama lütfen hem tedbiri sıkılaştıralım, her dem müteyakız olalım ve hem de sorunların çözümüne azmetmekten vazgeçmeyelim. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Emko İyikombi ekonomi haberlerini sunar. Emko İyikombi ekonomi haberlerini sundu.